Hanımefendiler, beyefendiler, değerli ebeveynler, sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Asla pes etme. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nden mezun olmuş, asla pes etmeyenlerden Hüseyin Alkan Tunay bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba Mert, nasılsınız? Merhaba. Çok teşekkürler. Bizleriyiz, sizler de iyisinizdir umarım. Hem bugün Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi hakkında hem de şu anki mevcut işiniz hakkında biraz bilgi alışverişi yapacağız. Şu an dünyanın en önemli markalarından bir tanesi olan SCY22'de mimari proje müdürlüğü yapıyorsunuz. Çok bilmediğimden soracağım, tabii ki sizin izah etmenizi bekleyeceğim müsaadenizle. Tamam, kısaca özet geçeyim. Aslında şu an SCY22'de yurt içi ve yurt dışı toplam 1016 tane mağaza var. Mağazalarımız çok geniş bir coğrafyaya yayılıyor. Endonezya'dan Fas'a, Rusya'dan Güney Afrika'ya kadar. Hatta yakın zamanda Güney Amerika'ya da geçeceğiz. Bizim ekibimiz bu mağazalarımızın durumsal veya moda trendlerine göre mimari projelerine değişiklik yapıyor. Bu mimari projelerindeki değişiklikler hem yerleşim olarak olabiliyor hem tadilat olarak olabiliyor. Kasa, kabin yeri değişikliği gibi, işte giriş, aç kapa değişikliği gibi, reyon değişikliği gibi. Yurt dışında bakan 7 tane mimarımız, yurt içine bakan 9 tane mimarımız, bir de özel projelerden sorumlu mimarımız var. Ve farklı mimarlarımız da var, farklı iş kollarına bakan. Şu an yaklaşık 22 kişilik bir ekiple beraber ACVAC'in mimar projelerini yönetiyoruz. Muazzam bir başarı olsa gerek. Peki buraya ulaşabilmek, buraya tırmanabilmek pek tabii kolay olmamıştır. Üniversite hayatında okudunuz, evet. İhtisasınızı tamamladınız. Sonrasında bir şekilde evet. Bir kırılma noktası oldu. Üniversite yıllarında evet. Mı başladı bu kırılma noktası? Üniversite yıllarından önce mi yoksa sonrasında mı? Biraz olsun bu başarı hikayenizi duymak isterim açıkçası. Şöyle söyleyeyim. Aslında üniversiteye girdikten sonra başladı diyebiliriz. Üniversitede sağ olsun hocalarımız, benim dönemimdeki hocalarım özellikle bizleri çok iyi yönlendirdi. Bu noktaya gelebilmek için aslında hani ben hala yeterince başarılı olduğumu düşünmüyorum. Daha önümde çok basamaklar olduğunu düşünüyorum. Bu noktaya gelebilmek için biraz acı çekmek gerekiyor. Ben bana staja gelen liseden arkadaşlar olsun, üniversiteden arkadaşlar olsun, iş görüşmeleri olsun. Her zaman şunu söylüyorum. Arkadaşlar ben görüp görebileceğiniz en büyük başarısızlık hikayesiyim. Sebebi de şu. Ben İstanbul'a geldiğimde Eylül ayıydı yanlış hatırlamıyorsam hala da maillerini saklarım. 110 küsurat iş başvurusu yapmışım biliyor musunuz? 110 küsurat iş başvurusu yapmışım. Pes etmek için çok yeterli bir sebep aslında. Peki Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ne gelecek olursak üniversiteyi tercih ederken hiç düşünüyor muydunuz ben ileride böyle böyle işler yapacağım, ben ileride böyle böyle bir şeyler oluşturacağım diye? Kafada var mıydı böyle planlar? Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben yabancı dil mezunuyum biliyor musunuz? Yani güzel nereden saflardan nereye? Gelme biri değilim. Evet, ben İngilizce, Almanca yani ağırlık İngilizce olarak İngilizce bölüm mezunuyum. O dönem bir arkadaşım, yani benimle beraber sınava giren arkadaşım İngilizce öğretmenliğini yazmıştı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde. Hı-hı. Bir gün bize geldi, işte üniversite hakkında bilgi edinmiş, başka bir arkadaşı orada okuyor. Sonra üniversitenin Mersin'deki ofisine gittik, tanıtımları, videolarını falan izledik. Ya bu şöyle bir şeydir ya, ben her zaman bir mekana girdiğin zaman ısınmak vardır, bir ortama girdiğin zaman ısınmak vardır. Çok doğru, çok önemli. Ben, gel der böyle, o kadar kesinlikle. Benim yerim orası diye düşünürsünüz ki orada kesin evet. Olmalıyım. Kesinlikle, çünkü ben ACVAC'te çalışırken de farklı firmalardan iş teklifi aldım. Hatta aldığım maaş üzerine de iş teklifleri geldi ama ilk ofis binalarına girdiğim zaman hani ısınmadığım için yani o hissiyatı yaratmadığı için hiç düşünmedim bile yani. Hani görüşmeye girmedim bile. Ofis binalarına girip çıktım. Hani görüşmeye bile girmedim. Üniversiteye ilk gittiğim anda hani orada bir şey olacağını hissettim yani. Öyle söyleyeyim. Gelişmekte olan bir üniversitede aslında biz gittiğimiz zaman. Yani ben üniversiteye kaç yılına gittim? 2004'te mi girmiştim? Üzerine çok zaman olmuş, geçti. 15 sene olmuş neredeyse. Evet, yani üniversiteye gittiğim zaman gelişmekteydi. İşte binalar yapılıyordu, fakülteler yapılıyordu ama ilk yerleştik ve ilk derse girdiğimiz zaman ya da ilk o fakülteye gittiğimizde, ilk oradaki hocaları, profesörleri gördüğümüz zaman, onların yaklaşımını gördüğümüz zaman bir şey fark ediyor insan. Yani burada fark yaratabilirim.
Peki şunu sorayım. En çok Kıbrıs'ta neyi özlediniz desem nasıl bir cevap alabilirim acaba sizden? Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Vallahi, bazında soruyorum bunu. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi bazında. Ya ben hocalarımı çok özledim. Ben orada vakit geçirmeyi çok özledim. Yani İstanbul'a geldikten sonra çok defa gitmek istedim ama o kadar yoğun bir iş temposunda çalışıyoruz ki yani fırsat bulup gidemedim. Ben biraz haylaz değil de hareketli bir adamdım. Yani çok sosyaldim. Ne güzel. Okulun çoğunluğu, yani üniversitenin çoğunluğu da beni tanırdı. Hani bilirlerdi. Ama birçok kulüpte ben aktif rol alıyordum. Birkaç tane de kulübün de kurucu üyelerindendim. Galatasaray'da olduğum için yani yine Aslan'daydım. Orada var. Tiyatro kulübündeydim. 40'tan fazla şu anda sosyal kulüp de var. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi fazlasıyla aktifler. Dediğiniz gibi az önce Galatasaray dediğiniz için söylüyorum. Taraftar evet. Kulüplerinden tutun da birçok farklı sosyal açıdan yaklaşabileceğiniz, içinde bulunabileceğiniz sosyal etkinlik alanları da yaratılmış, oluşturulmuş. Bu da işte üniversite içerisindeki enerjiyi paylaşabilmek, farklı insanlarla buluşabilecek ve bunu isteyebilecek insanlar için çok güzel bir yöntem. Ve aynı zamanda da ben şöyle bir şey de yaptım. Bir dönemde asistanlık yaptım. Kat asistanlığı var yurtlarda. Hocam sen hiç durmamışsın. Ben şu an anlattıklarımdan bunu anlıyorum. Gerçekten hiçbir noktada pes etmemişsin. Hep bir aksiyon, evet. Hep bir eylem içerisindesin. Ne mutlu. Keşke evet. Herkes evet. Bu kadar hareketli olabilse. Gerçi karakterden karaktere tabii fark eder. Kesinlikle. Senin karakterin böyle ki her anda, herhalde hayatın her anında böyle birisisin. Evet. Peki üniversiteyi tercih edecek olan öğrencilere bu son 5 dakikayı özetleyecek olursak, bu 5 dakika Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde gerçekten nasıl geçiyor? Yani ben Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ne gitmek istiyorum diyen bir öğrenciye en önemli olarak sen açısından yapabileceğin tavsiye, öneri ne olabilir? Üniversite tercih olarak Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde okuduğum için bir an bile pişman olmadım. Çünkü o kadar çok eğlendim ki orada. Yani eğlendim. Yani üniversitede ben gayet güzel eğlendim. Ama eğlenmenin yanında ben iyi de bir akademik olarak eğitim aldım aslında. Oradaki hocalarımızın bizim için yaptığı fedakarlıklar, yani ben ne zaman gitsem ya da arasam herhangi bir hocamın ya ben müsait değilim işte deyip telefonunu açmamazlık ettiği falan hiçbir zaman olmadı. Veya şöyle bir şey olabiliyor. Gidip odasının kapısını çaldığınız zaman ya Alkan şu an değil de şu saatte gelir misin derdi hocalarımız. Ben o saatte gittiğim zaman zaten konuşurduk. Sosyal imkanları benim zamanımda yeterliydi ki şu an siz 40'tan fazla kulüp var diyorsunuz ki konuşmanın başında da söylemiştim. Sadece eğitim almak önemli değil, sadece staj yapmak önemli değil. O kulüplerde aktif olmak da önemli. Çünkü o kulüplerde aktif olduğunuz zaman iş hayatına geçmeden zaten siz kendi bir network'ünüzü kurmaya başlıyorsunuz. Kendi ağınızı kurmaya başlıyorsunuz. Mezun olduktan sonra neye ihtiyacınız olduğunu tahmin edemezsiniz. Yani yaşadığımız şu günlerde her an herkes birine ihtiyaç duyabiliyor. Özellikle o network ağını kurmak için kulüplerin de fazla olması çok iyi bir şey. En değerli eğitmenler kimler desem, elbet hepsinin farklı farklı değeri vardır sizde öğrettikleri, anlattıkları ya. İçin. Ama hani şöyle 3-4 isim istesem sizden kimleri ilk olarak aklınıza getirir, kimleri söylersiniz? Ya kimse kırılmasın ama. Yani. Zor, yani çok zor soru. Çok zor yani şu anda neredeyse büyük bir tehlikeye sokuyorum seni aslında. Bir şeye benziyor yani ben kendi açımdan bakıyorum. Bir çocuğa anneni mi çok seviyorsun, babanı mı çok seviyorsun gibi bir şey yani. Bravo. Sevinç Hoca var, Ahmet Hoca var, Çağdaş Hoca, Nezir Hoca, Zeref Hoca. Yani bunların yeri bir tık daha farklı bende yani. Ulek Hoca var rahmetli. İlk gittiğim zaman ondan bir tane ders almıştım. Onun yeri farklı. Yani hepsini bambaşka şeyler kattı bana ama bu hocada bazı dönemlerde yaşadığım bazı yaşanmışlıkların olduğu zaman da benim elimden tutan hocalarımdı açıkçası. Yapmış olduğum bu açıklama içerisinde iyi ki o isimlerden birini kullandın çünkü senin için çok güzel bir sürprizimiz var. Hanımlar, beyler, sevgili izleyiciler ve değerli mezunum, karşınızda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğretmenlerinden, hocalarından Sevinç Kurt. Ha hocam. Ne yapıyorsunuz? Alkan ya çok özlemişim seni. Çok gerçekten böyle daldım yani. Hocam, ben de. Bağlanmayı falan unuttum. Ay, çok güzel böyle geçmişten. Hocam kısmet olsa bu sene yanınıza gelecektim zaten. Ya evet çok bekliyorum seni. Alkan olsun o zamanlarda gelecek.
Sen hiç evet. değişmedin mi ya? Çok bayağı zaman geçti ama. Vallahi hocam bıraktığınız gibiyim ya. Biraz kilo aldım. İşte evlendim. Çocuk sahibi oldum. Meslek sahibi olduk sayenizde. Sevinç Hoca'nın yeri bende başka. Yani bu saydığım hocaların yeri de başka. Şundan dolayı başka. Ben okulumu 4,5 senede bitirdim. 2006 yılında dedem kanserdi ve ben apar topar Türkiye'ye gitmek zorunda kaldım. O dönemde Sevinç Hoca'dan ders alıyordum, proje ders alıyordum. Dersten çekilmek zorunda kaldım jüriye yetişemeyeceğim için. O dönem ve sonrasında yani Sevinç Hoca'nın hakkını ödeyemem. O kadar destek çıktı ki bana. Hani bitirebildiysem aslında, devam edebildiysem yola, Sevinç Hoca'nın emeği çok büyüktür. Az önce saydığım hocalar da var. Özellikle onların ismini söyleyeyim çünkü onların emeği çok büyüktür. Ya bana kalsaydı ben herhalde biraz daha laylarım yapar bırakırdım ama Sevinç Hoca sağ olsun benim bırakmama izin vermedi. Sevinç Hocam ne diyeceksiniz bu cümlelerin üzerine? Çok değerli cümleler. Alkan ya benim de bütün öğrencilerim çok değerlidir ama hani bazıları daha kalıcı olabiliyor insan bilgiyle. Alkan onlardan birisi. Alkan'ı zaman zaman Alkan'da kendimi görürdüm ben. Çünkü Alkan hiçbir şeyi olduğu gibi kabul etmez. Alkan sorgulamadan, enine boyuna konuyu anlamadan, onun kendisine değil sadece insanlığa, topluma, çevreye yararı olup olmadığını kesinleştirmeden hiçbir şeye ikna olmaz. Peki Sevinç Hocam, bu sene üniversiteyi tercih edecek öğrencilere neler söylemek istersiniz? Şu anda bizi izleyip, hadi ben de Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ne gideceğim, ben de bir denemek istiyorum diyen öğrencilere tavsiyeniz, öneriniz veya görüşleriniz de fevkalade önemli hocam. Son sözlerinizi rica edeyim. Evet, açıkçası ben Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin öğrencilerle olan iletişim ve eğitimi ele alış biçiminin son derece insancıl ve son derece başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani bizim şu anda Alkan'la konuştuğumuz şeyler sadece Sevinç Hoca ve Alkan öğrenci arasındaki bir iletişim biçimi değildir. Aslında bizim üniversitede bütün eğitim, joy of learning diye bir kavram vardır. Öğrenmeden zevk almak, keyif almak. Bizim okulun genel prensibi zaten bu. Yani kendini geliştirirken bir yandan da eğlenerek bunu yapıyor olmak. Bizim esas şeyimiz, ruhumuz böyle bir şey. Ha, bu eğlendiği için öğrenci bir şey öğrenmiyor. Kesinlikle çok daha fazla şey öğreniyor. Ama bunu keyifle yapıyor. Dolayısıyla özellikle tasarım alanında çalışmak isteyenler için, iç mimarlık bölümünü seçmek isteyenler için, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin tüm bölümlerinde ben bunun tasarım alanı çalışmasını son derece keyifli, iyi ilişkiler kurarak, çok fazla araştırarak, dünyayı başka noktalardan görmeye çalışarak öğrencinin gelişebileceğini söyleyebilirim. Dolayısıyla gelen bütün öğrencilerimizin o gelişmelerini, bizim için de çok enteresan bir şey oluyor, süreç oluyor. Bir 17-18 yaşındaki bir insanın bir yetişkine dönüşmesi, o süreç içerisinde sizinle geri geldiğinde çatır çatır tartışıyor olması, çok mutluluk verici noktalara götürüyor süreçleri. Dolayısıyla ben UKÜ'de okumayı seçen, bizim fakülteye gelecek olan tüm öğrencilere şimdiden sevgiyle hoş geldiniz diyorum. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel sürprizde bizlerle birlikte olduğunuz için hocam. Enerjiniz, güler yüzünüz hiç bitmesin. Daha nice Türkiye'ye ve dünyaya olağanüstü öğrenciler yetiştirmemiz dilekleriyle hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Alkancığım çok sevgiler. Tamam, teşekkürler. Hanımlar, beyler. İnşallah seni görüşürüz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok sağ olun hocam. Ne kadar güzel, kadar güzel. Ya neler oluyor, neler oluyor. Büyük sürpriz oldu. Şahane. Farklıydı ya. Her Peki, zaman da farklı kalacaktır. Ne güzel. Bu kadar farklı öğretmenlerimizin, hocalarımızın emekleri tabii ki bu şekilde de anlatıldıktan sonra çok daha güzel ortaya çıkıyor. Peki, üç kelimeyle Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ni nasıl anlatırsın? Aile. Aile.
aile, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi benim için aile, hayat, yani orada bir aile oldum, aile buldum kendime. Hayat, hayatı orada öğrendim, hayatı orada hazırlandım. Ve aslında Alkan orada oldu. Yani çok güzeldi. Daha öncesinde şöyle, ben Kıbrıs'a gelirken dedim ya, ben başarısızlık hikayesiyim. Yani üniversiteyi dördüncü denememde girmiş bir adamım ben üniversiteye. Bu arada az önce defter çıkarttın, defterde notlar gösterdin bize. Evet. Onun dışında farklı böyle bir şeyler var mı üniversite içerisinden hazırladın? Ya var da şimdi Alkan şov yapıyor diyecekler. Benim üniversitenin aldığım belgeler var. Valla ne varsa şu an görmek istedim ben. Çünkü o kadar muntazam bir şekilde tutmuşsun yaz. Oo, mezuniyet belgeniz de var. Yok, bu şeref belgesi. Şeref mi? Oo, ama şimdi Alkan şov yapıyor. Şu an... ya şey var, diplomam var. Diplomamı başka bir yerde tutuyorum. Bu neymiş? Bu bahar şenliklerini düzenledik demiştim ya. Onun için verilen belge. Hatıralar böyle farklı farklı. Ne bileyim işte kafeteryadan sakladığın veya bir etkinliğe gittiğin herhangi bir şeyler var mı? Tiyatro biletlerimiz var. Bir anda sen de Alkan hocam hiçbir eğlenceden eksik kalmamışsın. Üniversitede ne varsa hepsinden yararlanmışsın. Yani. Şimdi burada mesela... Gölgedeki Çığlık, yazan yöneten Harun Korkmaz. Harun'la hala görüşürüm zaten. Onun tiyatro bileti. Ondan sonra... Yalnız hiç zarar da gelmemiş. O kadar temiz, yok. O kadar tertipli bir insansın. Ben bunu saklıyorum. 2007 yılının tiyatro bileti. Çok güzel. Çok bu da 2007 yılının tiyatro bileti. Dediğim gibi eve taşındık. Eve taşındıktan sonra birçok şeyi... aslında kolyeleri açamadım da. Böyle... Öğrenciyken ders aldığım belgeler. Şöyle bir belge var. Bu son dönemim işte. Bakayım. Son dönemi bu. 402 almış. Evet. Son döneme ait belge. Çok güzel. Çok güzel. Çok değerli. Ne kadar güzel hatıralar. Ne kadar güzel anılar. Hepsini çok güzel saklamışsın. Seni buradan en özetle bundan sonra Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ni tercih edecek olan genç kardeşlerine, arkadaşlarımıza... Ne söylemek istersin? Çok kısa. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi çünkü şu 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 desek ne söylersin? Hem kariyerlerini geliştirebileceği, hem eğitimlerini alabilecekleri, hem de aynı zamanda bakın çok önemli, eğlenebilecekleri bir üniversite. Yani bir üniversitenin sadece eğitim veriyor olabilmesi o üniversiteyi benim nazarımda yani bunu doğru bulmuyor olabilir. Doğru bulmuyorum ama Kıbrıs Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi beni şu an olduğum adam yaptı. Yani oradaki sosyal aktiviteler, oradaki gruplar, oradaki hocalar, eğitim, arkadaşlarım. Ya Kıbrıs'ta, yani bu üniversitede okumasaydım, Türkiye'de okusaydım bir şeyler farklı olur muydu? Biraz iddialı olacak ama bence şu bu durumda olmazdım ya. Yani bu durumda olabileceğini çok ihtimal vermiyorum. Çünkü o üniversitenin, yani özellikle uluslararası, yapıda olması şu an öğrenci yapısı olarak da takip ettiğim kadarıyla çok farklı uluslardan öğrenciler geliyor. Fark yarattırdı ya. Ben her zaman bunu söylüyorum. Yani yılda atıyorum 3000 tane mimar mı mezun? 1000 tane mimar mezun oluyor diyelim. 1000 tane mimara iş verecek bir şirket yok. Mümkün değil. Doğal olarak o 1000 mimarın içerisinde fark yaratan bir şeyiniz olacak. Herkes tasarım dersi alıyor. Herkes İngilizce dersi alıyor. Ama bunların üzerine ne koyacağınız çok önemli. Ben mesela şu an yönetici pozisyonundayım. Belki bu yönetici pozisyonun yetkinliklerini ben de okuldan almaya başladım. Nasıl almaya başladım? Oradaki işte tiyatro kulübündeydim. Halkla ilişkilerden sorumluydum. İşte okulda, yurtta asistan öğrenciydim. Kattan sorumluydum. İşte fakülte başkanıydım. Fakültedeki işlerden sorumluydum gibi. Yani aslında aktif olarak yönetsel becerileri belki o... Tabii ki. Yönetsel becerileri belki de üniversiteden almaya başladım. Harikulade. Bence çok düşünmesin arkadaşlar. Yani ben dediğim gibi ben etrafındakilere tavsiye ediyorum açıkçası. Hani Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ne rahatlıkla gidebilirsiniz diye. Harikuladesin. Katılımından dolayı, bu güzel birikimlerini, bilgilerini bizimle paylaşmandan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hanımlar, beyler. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Hüseyin Alkan Tunay. Asla pes etme. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın.